Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersu sani min babil fiyali. Bugün babul fiyalin ikinci dersini okuyoruz. Dün fiyalin tarifini öğrenmiştik. Bugün de fiyalin havaslarını öğreniyoruz. İsmin havasları var, fiilin havasları var, harfin havasları var. Bugün ismin havaslarını caminin başında öğrenmişiz. Burada da fiilin havasları, harfin havasları da harf babında öğreniriz. Ve min havasihi duhulu kad. Duhulu kad mubtada, min havasi onun haberi. Tabi buradan takdimul atıf ala rab yaparız. Duhulu qad ve duhulu sini ve sevfe ve duhulu cevazimi ve luhuku ta'i te'nisi sakineten ve luhuku nahvi ta'i fa'alte veya fa'altu. Bunlar hepsi min havası, ismin havaslarındandır. Oldu mu? Şimdi bunlar hepsi birine atfedildikten sonra min havasi'deki min de teb'id için olunca ne anlaşılıyor? Bunların tamamı havasların badidirler. Demek havaslar bunlardan başka da var. Doğru. Bunlardan başka da havaslar var. Bunlar meşhur olan havaslar. Ha, eğer desek duhulu kad mutla min havasi'i haber ve duhulu sini ali mubtada haberi benzeri mukadder dersek, o zaman zaten o benim söylediğime de gerekiyor. Duhulu kad mubtada, duhulu kad havaslanın badidir. Yani takdimul atıf ala rab yaparsa bunların hepsi mubtada olur, min havas haber olur. Doğru, bunların hepsi havaslanın badidir. Yok, duhulu kad takdimul rab ala atıf yaparsa duhulu kad badu havasihid. Oldu. Zaten caminin başına da geçti. Burada min havasi, hem havas cem'i kesre getirdi, hem min getirdi. Cem'i kesre getirmeyle işaret etti ki fiilin havasları çoktur. Min'i teb'id getirmeyle işaret etti ki burada zikredilenler o havasların badidirler, tamami değil. Ve min havasihi ey min havasil fiyali. İşaret etti ki min havasihi de ki ha nereye gidiyor? Fiyale gidiyor. Oldu. Fiyalin bade havaslarındandır. Ne? Duhulu kad kadın duhulu. Oldu. Yani aslında sıfet mevsufe idaf olmuş. Yani ve min havasi kad kad fiyalın havaslarındandır bi'atibari duhuli. Yani kad duhul itibariyle fiyalın havaslarındandır. Mana odur. Yani fiyalın havaslarından olan nedir? Kaddir. Ama kad ne yönüyle fiyalın havaslarındandır? Duhul yönüyle. Peki tamam, duhulu kad min havasi dedik. Sebep ne? İllet ne? Niye biz duhulu kad fiilin havaslarından diyoruz. Fiilin havasları demek yücedü fil fiili ve la yücedü fi gayrihi diyoruz. Niye? Bu li ennahadaki la duhulu kad, yani duhulu kad üzerine badul havasla hüküm etmenin illetidir. Niye biz duhulu kad üzerine hüküm ediyoruz diyoruz ki ne? Yani niye biz diyoruz ki kad duhul itibariyle ismin havaslarından, fiilin havaslarındandır. Yücedü fil fiili ve yücedü fil gayri. Niye biz öyle yapıyoruz? Li'ennaha. Çünkü kad. Kad harf olduğu için hurufler nedir? Müennes. Ama aslında müennes olan harfler huruful hicadır. Buradaki kad mani harflerindendir. Ennaha burada kad'a gidiyor kelimet itibariyle. لِأَنَّهَا çünkü قَدْ اِنَّمَا تُسْتَعْمَلُ لِتَقْرِيبِ الْمَادِ اِلَى الْحَالِ قَدْ ancak
istemal ediliyor. Ta ki madiyi hala ne etsin? Yaklaştırsın. Evli taklil fiili yahut da fiili azalsın. Ev tahkikihi fiili ne etmek için? Tahkik etmek içindir. Ve şey'un min zalike. Bunlardan herhangi bir şey, ne takrib, ne taklil, ne tak, bunların herhangi bir şey, la yethakkaku illa fi dımnil fiili. Ancak fiilin dımında ne oluyor? Tahkik ediyor. Fakat takrib içindir. Taklil içindir, tahkik içindir. Kadın bu manileri fiilin gerisine olmuyorlar. Madem kadın manileri fiilin gerisine olmuyorlar ise, bu manilerin dali olan kadda fiilin gerisinde ne olmaz? İstemal olmaz. Ya biri derse kad manileri çoktur. Teksir için de bazen kad gelir. Kadın manileri nedir? Çoktur. Burada getirdiği takribul madi diyor, taklil diyor, tahkir diyor. Halbuki kadın manileri nedir? Çoktur. Ha, biz diyoruz kad ve de tibar li'enneha اِنَّمَا تُسَّمَرُ بِحَسَبِ الْوَدْعِ وَدَ حَسَبِيلَ bu manilerde kullanılır. Bu manilerin gerisinde ne olmuyor? Kullanılmıyor. Öyle değil mi? Doğru. Yani kadın bu üç manada hasır etmek caizdir, yerindedir. Niye? Çünkü buradaki kad ved itibariyle diyoruz bu manilere ne yapılır? Kullanılır. Bu manilerin gerisine kullanılmaz. Bak, لِأَنَّهَا اِنَّمَا حَسِرَدَاتِدِرْ Doğru. Ve de itibariyle kadın maneleri bunlardır. Bunlardan başka yoklar. Oldum. Bunu öğrendik mi? لِتَقْرِبِ الْمَادِ Yani madi ne diyorlar? Yaklaştırıyorlar. اِلَى الْحَالِ Madi hale yaklaştırıyorlar. اَوْ لِتَقْلِلِ الْفِيَلِ اَوْ تَحْقِيقِهِ ve şey min zalik la yethakkaku illa fi dımnil fiili. Önce bunu bilelim. Şimdi tahkik, takribul madi olsa da tahkik yine var. Taklilul fiil için olsa yine ne var? Tahkik. Yine tahkik var. Sadece bazen tahkik gelir, bunlar gelmezdi. Ama ne kadar bunlar gelseler, tahkik de gelir. Bu hani delaleti akli ved'i tabi. Aklidir yani bunlardan biri değil. Ved'i tab'i olunca onlarla beraber ne olur? Akli de olur. Burada da öyle. Oldu mu? Anlaşıldı değil mi? Ha, onu şekil bilelim. Li takribil madi. Madi yaklaştırmak için. Şimdi burada madiden murat bu hadesi cüz'idir. Fiyelin hadesidir. Niye madiden hadesi cüz'i alıyoruz? Kad onun takribine delalet ediyor. Kadın manası oluyor. Kadın manaları, harfin manaları cüz'i olmalı. O zaman burada li takribil madi, madiden murad ne alıyoruz? Hadesi cüz'i alırız. لِأَنَّا لِتَقْرِيبِ الْحَدِسِ حَدَسِ الْجُزْئِيِ اِلَى الْحَالِ Oldu mu? Peki madiden fiile madi alsak ne olur? Mütebadır da odur. Ya fiile madi alırsak ya mudaf takdir ederiz li takribi hadesil madi. Li takribi hadesil madi. Ya orada hadesi takdir ederiz. Ya deriz ki madi normalde o geçmişte kalan ne de derebenin manası değil midir? Biz burada madiyi ne diyoruz? Bu madi sıfetinin sıfetidir. Mananın sıfetidir. Ama biz burada fiile madin lefsine ne ediyoruz? İtlak ediyoruz. Yani ala kulli hal eğer madin fiile madi alırsak yani takribi hadesil madi diyoruz. Yahut da li takribil madi lefse madi alırız. Ama bu madi aslında mananın vesvidir. Mecazen lefse itlak etmişiz. Yani ya mecaze fil hazf var ya mecaze fil itlak var.
Yani mavi manaya itlak edilmesi gerekirken burada neye itlak ediyoruz? Lefse itlak ediyoruz. Veyahut da mecazul hasfa li tahribi hadesil madi. Li tahribi manel madi deriz. Oldu. Ha, şimdi madiden dikkat edin. Li tahribi man li tahribi manel madi veyahut da li tahribi madi, madi normalde manaya kullanılıyor. Mecazen biz lefse ne etmişiz? Kullanmışız. İster manayı takdir et, ister madiyi mecazen ne yap? Lefse itlak et. O manel madi veyahut da o madiden de murat yine hades alırsın. Bildiniz mi? Demek ki takribil madi. Ya madiden hadesi cüz'i alırız. Ya madiden fiili madi alırız. O zaman li takribi manel madi. Mana takdir ederiz. O maneden murad mane tedemmunidir. Yine hades. Ya li takribil madi. Evet madi normal mananın vesvidir. Biz lefse itlak etmişiz. Yani min kabili ne? İtlaki vesfil mana tedemmuniyi ale dali ale lefsi. Anladınız değil mi? Evet. Tamam. Ev li taklilil fiili ev tahkikihi. Anladınız değil mi? Tabi burada dediğim gibi buradaki ev menul hul içindir. Ev ne? Yani bunlardan hali değil. Ama bunların cem'i olabilir. Diyelim taklil için olunca tahkik de var. Bak cem oldu. Takribul madi için olunca tahkik için de olur. Bak yine ne var? Cem oldu. Hem takrib hem tahkik. Siz deriz ki buradaki ev men'ul hulv içindir. Yani bunlardan hali değil. Men'ul hulv var bir de men'ul cem var. Men'ul cem için değil. Yani bunlar iki tane cem olmaz değil. Bunların hepsinden hali olmaz. Ama men'ul cem değil. İkisi cem olabilir, üçte cem olabilir. Yani şimdi burada iki cem olur. Üç olmaz. Takrib ile tahkik, takrib ile tahkik cemme olabiliyorlar. Ve min havasihi duhulu kat. Ve min havasihi duhulu kat. Ve duhulu sini ve sevfe. Sin, sevfenin de duhulu. Şimdi önce bunu bilelim. Sindeki eliflam ahde harici içindir. Bu sinden murad nedir? Sine istikbaldır. Sine ne? Sine istikbaldır. Dune sairi sinati. Bu sindeki eliflam ahde haricidir. Malum olan, meşru olan sine gider. Bu nedir? İstikbal sinidir. Tamam. Sindeki eliflam için olduğunu öğrendik. Niye sinde eliflam var? Sevfe'de eliflam yok. Çünkü sevfe harftir. Harfe eliflam dahil olmaz. El isimlere has. Ama sin, bak bu harfin ismidir. Bu es-sin isimdir. Sevfe harftir. Onun için sine eliflam dahil olmuş. Sevfe'ye ne olmamış? Dahil olmamış. Sin sevfe arasındaki fark sevfenin tehiri, hani fiil-i mudari ne ediyor? İstikbala doğru tehir ediyor. Sevfenin tehiri sinden daha fazla. Çünkü harfleri fazla. Tehiri de ne olur? Daha fazla olur. Ve min havasihi duhulu kat. Ve min havasi duhulu kat. Ve duhulu sini ve sevfe. Ve duhulu sini ve sevfe. Peki tamam. Duhulu kad fiilin havaslarındandır. Niye? Çünkü kadın manileri fiile has, mecbur kendisi fiile has olur. Sin sevfenin duhulu niye mudariye nedirler? Niye fiile hasdırlar? Tabi fiil mudariyedir ama niye fiile hasdırlar? Lidelaletil evveli alel istikbalil garibi. Sin istikbale garibe. Yani hala garip olan bir istikbale delalet eder. Ve sani sevfe alel istikbalil bu'diyyime.
O yanlış. Alal istikbali baydi. O da istikbali baydan ne ediyor? İstikbali baydan delalet ediyor. Bildiniz mi? Hani demin farkı bize söyledi. Sevfenin tehir daha fazla, seninki az. Yani sin istikbali garibe delalet ediyor. Hale yakın. Demek senin tehiri az. Sevfe haldan baydı olan istikbali tehir ediyor. Demek ki sevfenin tehir nedir? Fazladır. Başka ve duhulul cevazimi. Yani duhul duhul getiriyor, işaret ediyor ki buna hepsi kad üzerine mahtuftirler. Kadın üzerindeki duhul bunların üzerine gelir. Cevazımların duhulu da neye hastır? Cevazımların duhulu da fiile hastır. Niye? Sebep? Li ennaha. Çünkü ne? Li ennaha. Çünkü cevazımlar. Vudiat. Veda olmuşlar. İmma li nefil fiyeli. Ya fiyeli nef etmek için o cevazımlar veda olmuşlar. A kellem. Ne gibi? Lem gibi. Lem fiyeli nef etmek için gelmiş. Lem yedrib. Vurmamış. Ve lemma. Lemma yedrib. Vurmamış. Evli talebihi. Evli talebihi. Yahut da fiilin talebi içindirler. O cevazımlar niçindirler? Fiilin talebi için. Kelamil emri. Liyadrib. Evli nehye anhu. Yahut da cevazım fiilin nehi için geliyor. Kellen nehi diyor. O da yanlış. Kellai nahiyeti. Kellai nahiyeti. Lai nahiye gibi. O ne içindir? Kellai nahiyeti. Oldu mu? Nahiyet ismi fal, layık sıfatı. Evli ta'liqi şey'i bil fiili. Yahut da herhangi bir şey'i fiile ta'liq etmek içindir. Ki edevat-ı şerdi. Ne gibi? Edevat-ı şerdi. İnci iteni ukrim ki. Bak ikrami meciyeten ne ediyor? Ta'liq ediyor. Tamam, cevazımların manileri bunlardır. Cevazımlar bu maniler için gelince, cevazımlar bu maniler için gelince, anlıyorsunuz değil mi? Fiyele mi has olmaları lazım? Evet diyor. Ve kullun min hazihil mani, bu manilerin her biri, her teki, la tutasavveru, tasavvur edilmiyorlar, illa fil fiili. İlla fiil, fiilde tasavvur ediliyorlar. Fiilin gayrisinde tasavvur edilmiyorlar. Oldu mu olmadı? Ha. Şimdi tekrar geliyorum. Ve duhulul cevazimi. Ve duhulul ne? Cevazimi. Bunlar fiile hasırlar. Niye? Yenneha vudiat imali nefil fiili. Tabi fiilden murat yine hadesi cüzidir. Fiilin nisbeti nef etmiyorlar. Fiilin zaman da nef etmiyorlar. Sadece neyi nef ediyorlar? Ha. Buradaki fiilden murat hadese cüz'i. Kellem ve lemma. Evli talebihi kelamil emri. Evli nehyi anhum kellain nahiyeti. Evli ta'liqi şey'i bil fiili ke'edevati şartı. Ve kullun min hazihil ma'ani la tutasavveru illa fil fiili. Oldu mu? Bu fiilden murad nedir? Fiile istilahidir. Bu maniler ancak nerede oluyorlar? Fiile istilahide oluyorlar. Fiile istilahının gayrisinde olmuyorlar. Bakın dikkat edin. Şimdi ve min ve duhulul cevazmi. Lianna vidat imali nefil fiili. Fiil geçti değil mi? Ya aşağıda diyor ve kullu min hazni man la tutasavvur illa fil fiili. İlla fi fihi deseydin. İlla fihi. Niye demir getirip fiile götürmedi? Fil fiili ismi zahar getirdi. Biraz önceki fiilden hatırlarsanız hades-i cüz'i aldık. Bu fiilden ne alıyoruz? İstilahı alıyoruz. Aynı oldular mı? Olmadılar. O zaman demir gelemez. Demir gelirse aynı niyet anlaşılır.
Bir de ve luhuku ta'i tenisi. Ta'i tenisin luhuku da neye kastır? Şimdi ta'i tenis. Ta'nın tenise idafesi ahde haricidir. Belli, malum bir ta'i tenise gidiyor. Konu nedir? Malum bir ta'i tenise gider. Konu nedir? Konu sakin olandır. Ne olandır? Sakin. Geç burada sakineten gelir. Bu sakineten gelmeseydi de o şekil anlaşılırdı. Ve luhuku ta'i tenisi, buradaki ta'i tenisten murad, ta'i tenisi sakinedir. Gayrinenle sakineten geliyor ya onun gayrinesinde. Şimdi diğerler hepsi ve sini ve sevfe, sevfe memnun olduğu için fethe gelir. Ve cevazimi, bunlar kadın üzerine mahtufdurlar, duhul bunların üzerine geliyordu. Ama ve luhuku ta'i tenisi, bu direkmen duhul üzerine mahtuftur. Yoksa kadın üzerine mahtuf olursa, duhulu luhuki ta'i tenis olur, onda bir manası yoktur. Atfun ala duhulu kad. Duhul kad üzerine nedir? Mahtuftur. Pek diğerler, sin sevfe niye hastır? Gerekçesini söyledik. Ne dedik? Sin sevfe istikbali garip veyahut da istikbali ba'idi ne etmek içindir? Delalet etmek için. Bu fiil de olur. Cevazımlar niye hastır? Söyledik. Cevazımların manaları bu. Bunlar hiçbir fiilin gerisine gelmez. Peki luhuk-i ta'i tenis niye hastır? وَإِنَّمَا خُسَّ بِهِ لُحُوقُ تَاءِ تَنِسِ وَإِنَّمَا خُسَّ بِهِ لُحُوقُ تَاءِ تَنِسِ. Niye ta'i tenisin luhuku fiyele hastır? Sebep ne? Bakır خُسَّ بِهِ yani يُوْجَدُ فِي وَلَا يُوْجَدُ فِي غَيْرِهِ. Buradaki bihi bam maksuru aleyye davulmuş. Yani وَإِنَّمَا خُسَّ لُحُوقُ تَاءِ تَنِسِ بِهِ لِأَنَّهَا çünkü ne? Bu ta. تَدُلُّ عَلَى تَعْنِسِ الْفَعْلِ. Bu ta, faalın tenisine ne ediyor? Faalın tenisine delalet ediyor. Madem faalın tenisine delalet ediyor, فَلَا تَلْحَقُ اِلَّا بِمَا لَهُ فَاِلٌ. فَلَا تَلْحَقُ اِلَّا بِمَا لَهُ فَاِلٌ. Faali olana lahık oluyor. Faali olana lahık oluyor. İsmin faali var? Hayır. Harfin var? Hayır. Neye var? Fiile var ve fiilin benzer bazı sıfatlara, furularına var. Oldu mu? Bakın tekrar ediyorum. وَاِنَّمَا خُسَّ بِي لُحُقُ تَعِي تَنِسِ لُحُقُ تَعِي تَنِسِ sakin niye neye hastır? Fiile khas, لِأَنَّا تَدُرُ عَلَى تَنِيسِ الْفَعَلِ O zaman فَلَا تَلْحَقُ اِلَّا بِمَنْ لَهُ فَعِلٌ. Faali olana lahak oluyor diyorsan, sıfatlara da faal var, o zaman onlara da lahak olsun. Diyor, faal olana lahak olmak onun hakkıdır. Yani sıfatlarda faal var ama bu ta'i tenisi sakineye ihtiyaç yok. Bakın, diyor, وَالصِّفَاتُمْ Sıfatlar, ve sıfatun ne? Sıfatlar. Her ne kadar sıfatlara faal varsa ama ta'ya ihtiyacı yok. İstagnet, müstagni olmuşlar. Anha, ta'den. Neyle müstagni olmuşlar? Bima lahika minnet ta'il müteharriketi. Ta'i müteharrike sıfatlara dahil oluyor. Daimetun, daribetun. Ta'i müteharrike lahik olduğu için o ta'i müteharrikenin duhulu ile ta'i sakinenin duhulundan müstahane olmuşlar. Niye? Bakın, niye ta'i müteharrikeden ne? Niye ta'i müteharrike dâle ala te'ni sihadan diyor İsa'nın ana bimallahika minet ta'i müteharriketi dâle te'ni ala te'ni sihav te'ni sifâliyat. Sıfatların te'nisine, faalın te'nisine delalet eden ta'ya müteharrike ile
Ta'i tenisi sakineden ne olmuş? Müsaade olmuş. Öyle değil mi? Evet. Epey ta'i tenisi sakine ancak faali olana gelir. Çünkü faalin tenisine delalet ediyor. Neye faal varsa ona gelir. Faali olmayana gelmez. Tamam. Faal neye var? Fiile var, sıfatları var. E diyor sıfatları her ne kadar faal varsa orada sıfatların tenisine, faalın tenisine delalet eden ta'yı mutaharrike olduğu için ta'yı sakineye orada ihtiyaç yok. Peki ne kaldı? Faal olmayana ta gelmez. Sıfatların faali var, ta'yı mutaharrike olduğu için ta'yı sakine gelmez. Sadece ne kaldı? Fiil kaldı. Fela cereme ihtesse. Has oldu bu ta'yı tenisi sakin. Bil fiyeli. Fiyeler ne oldu? Fiyeler has oldu. Oldu. Tabi dikkat ederseniz luhuku ta'yı tenisi sakineten. Daha sakineten gelmeden niye ta'yı tenis hastır? Ve innema husse bihi luhuku ta'yı tenis liyanna tedullum ala tenisil fa'li felat telhaku illa bimallahu fa'ilun ve sıfat istanet ana bimallahika minet ta'li mütahareketi daleti ala tenisiha ve tenisi fa'liha felat ceremin ihtesset bil fi'li ba. Niye ta'yı tenis? Niye ne? Niye ta'yı tenis fiyele khası gerekçesini söyledi ama ta'yı tenis daha bitmedi. Sakineten de ta'yı tenisin kaydidir. Ha, onun için bu sakineden sonra, sakinetenden sonra bu ve innama huse bil huku ta'yı deseydi daha münasır olurdu. Ama bu kaydı zayid olduğu için öncede de olabilir. Sakineten terkibinde ne olur? Sakineten. Diyor halun an ta'i tenisi. Luhukun mudafu ileyisi olan ta'i tenisi neydi? Halidir. Ve luhuku ta'i tenisi hale kevniha sakineten. Tamam bu sakineten ta'i tenisin hali oldu. Ta'i tenisin neyi oldu? Hali oldu. Faydası ne? İhtirazun anil müteharriketi. Ta'i müteharrikten neydi? İhtiraz etti. Peki ta'yı mutahrikeden ihtiraz yapmak sahih midir? Bu li, yani illetun li sihati ihtirazi anil mutahriketi. Evet sakinetenle mutahrikeden ihtiraz yapıldı. Bu ihtiraz sahih mi? Gerçekten mutahrik fiyala khas değil mi? Diyor, evet. İhtisasiha bil ismi. Fiyali bırak, ihtisasul fiyali bırak. Fiyelde gelmez. O isme nedir? Khasdır. İsme has olan ta'yı mutahrikeden ihtiraz yapmak elbette sahihtir ve yerindedir. Oldu mu olmadı? Anlaşıldı? Tabi burada sakinet o ta ki halekevnihi sakineten. Bu halden, bu kıyden demek ki bu ta vedinde sakin değil. Şimdi diyorum ekremtu zeyden kaimen alimen. Yani daima o hal kaydı hilaful esr olandır. Hilaful ne? Esr. Ta sakin olduğu halde. Ta ne? Ta sakin olduğu halde. Bak ta sakin olduğu halde. Demek esr ta da harekedir. Sukun nedir? Halididir. Oldun. وَالْلُحُوقُ النَّحْوِي تَا'ِي فَعَلْتَ. Bu da isme nedir? Şey fiyeler nedir? Hastır. Tabi bunlar bir kısmı madiye has, bir kısmı mudariye has, bir kısım belki emre has. Onlar da var mı değil? Lam emir, geç o da mudari değil. Yani şimdi fiyelinin ayrımını yapmaksızın mutlak fiyelin havaslarını zikrediyor. Peki diyor, نَحْوِي تَا'ِي فَعَلْتَ. Erade bi nahvi ta'i fa'alte. Orada ta'i emze var mı? Yoksa. Yazın. Erade irade eti bi nahvi ta'i fa'alte. Ta'i fa'altenin nahvinden irade eti. Ne irade eti? Eddemâ ilel muttessiletel barizetel mutharriketel merfuat.
demire, barize, mutasile, merfe, mutharikeye alıyor. Oldu. Demek faalte de girdi. Faaltu da girdi. Faalti de girdi. Faalna da girdi. Öyle değil mi? Faala da girdi. Faalu da girdi. Ha, bazen bir şey, has bir şey zikredilir. Ama murat meşhur vesfi alınır. Şimdi faalte tayi. Faalte tasi meftu, has olan bir demirdir. Ama biz bu te nedir? Demire merfe mutessile barizil mi? Evet. Biz ta'da ne alıyoruz? Demire merfe mutessile bariz alıyoruz. Erada bin nahvi ta'i fealte eddemairel mutessile tel barize tel mutahallike tel merfuate. Oldu. Tamam. Ta'dan bunu aldık. Böyle bir kayda var mı? Var. Mesela deniliyor Ebu ahu hamu bil vav rafan vel elf nesmun yecer. Ya Ebu zaten vav'dur. Bil vav rafan demek fazla kalır. E vel elifi vav olan Ebu nasıl elif olur? Vel ya'i vav olan Ebu nasıl ya'yla olur? Bak çelişki oldu değil mi? Ha biz orada Ebu ahu yani vav'la halini düşünmüyoruz. Vav'la ne etmiyoruz? Halini düşünmüyoruz. Neyi düşünüyoruz? Ebu Ahu'nun meşhur vesifleri nedir? Esma-ül Sitte. Esma-ül Sitte'nin rafeleri, vav nesbeleri, elif cerreleri. Esma-ül Sitte olarak düşünerek vav, ya, elifle hüküm ederiz. Burada da ta'nın faalte ta'sından demir-i mutessile, bariz-i merfu-i mutaharrik düşünerek onun üzerine havaslarla, havas-ül fiil'le hüküm وَحُتَّ فُرُوعُهُ عَنْهُ Fiilin furuları kumuştakatlardır. وَحُتَّ فَيَدْخُلُ فِيهِ فَيَدْخُلُ فِيهِ Üst satır mesela. Ha dur ben atladım. Fe biz bu faalte tasından demire mutasile barize mutaharike merfu aldığımız zaman fe'atul fi ta'u fa'alte eyde fe'atul fi ta'u fa'alte. Şimdi dikkat edin, bile diyor ve nahvu ta'i fa'alte. Şimdi demin ben hani söyleyeyim biraz eksik bıraktım. Şimdi diyor fa'alte tasi fa'alte. Bir diyor ta'i fa'altenin nahvinden ne alıyoruz? Bak orada biraz o farkını söyledi. Erade bi ta'i fa'alte değil. Bak tekrar edelim. Erade bi nahvi ta'i fa'alte. O benim söylediğim burada uygulanmıyor. O onu demek istemiyor. Hani fa'altenin nahvi. Nahvi ta'i fa'alteden murad demir-i mutessile bariz-i mutahallike merfudur. O zaman fe'atul fi ta'u fa'alte iyiden. Niye? Yani nahvu tayfalteden ne alıyoruz? Demiri, barizi, mutesili, merfum tarik alıyoruz. Ta'da da bu var mı? Var. Ha bak ta'da girdi. Diğer demirler girdikleri gibi ta'da girdi. Faalte, merfum ta, mensup, mefdu ta girdi gibi faaltu, faalti de hepsi girdiler. Niye? Çünkü tayfalteden murat demiri, merfu'i, barizi, mutesili, merfu'i, mutaharrik alıyoruz. Bunu alınca faalte, faaltu, faalti, faalna, faalu, faala hepsi ne oldular? Girdiler. Tamam, hepsi girdiler. Peki sebep ne? Niye nahve ta'i faalte? Niye ne? Nahve ta'i faalte. Niye nahve ta'i faalte? Niye fiile hastır? Biraz daha açarsak demir-i mutessile, bariz-i mutahallike, merfu niye fiyale khastır? Niye fiyale nedir? Khastır. Khastır. Diyor ki, ene demir-el fa'ili. O demir ki faaldir. Demirin faale idafesi nedir? Beyan edin. Li ene demir-el fa'ile deseydi, o da olurdu.
دمير الفاعل دي الفاعل دي لان دمير الفاعل چونك دمير ne فاعل لا يلحق الا بما له فاعل دمير فاعل لا يلحق الا بما له فاعل دمير فاعل faali olan bir şeye gelir. Ya bu demire faal değil mi? Evet. Demire faal kendisine faal olmayan, faal istemeyen bir şeye gelir mi? Gelmez. Yani demire faali la yelhakum illa bima lehu faal. Tamam. Demire faal, faali olana gelir. Vel fiyalu innama yekun, vel faalu innama yekun lil fiyali ve furu'i. والفاعل انما يكون للفعل والفروعي bak faali olmayan demir faal ona gelmez faal ya fiile olur ya fiilen ne furularına olur öyle ise bu demir faal ya fiile olur ya furu'e fiile olur oldu ha şimdi getir diyor o furu'e fiilde iki çeşit demir var demire barize yani demire faal bariz olan var müstetir olan var diyor fiilin furularına müstetir geliyor bariz gelmiyor ta ki fiilden derecesi düşük olsun diye aha o zaman furu fiilde çıkınca fiil tek kaldı oldu mu ve zâlkil yani demirel faali la ilhaku illa bima lehu faal vel faalü innemâ yekun lil fiil ve furu'i faal da ancak fiil veya fiilin neyine oluyor? Furularına oluyor. Öyleyse demire faal ya fiil ya furu fiilidir. Ha şimdi getir diyor ve hutte furu'u anhu fiilin farları fiilden biraz düşmüş yani dereceleri düşürülmüş. Neyle düşürülmüş? Bimmen e ahadin nev'i demiri. Demirin iki nev'inden birinin men'iyle onun derecesi düşürülmüş. O ahne demir ki onunla fiilin fer'an demir neyi düşürmüş derecesi. O hangi demirdir? Demir-i merfa'i bariz. Oldu. وَحُدَّ فُرُعُهُ عَنْهُ بِمَنْعِ اَحَدِ نَوْعَيِ الْفِيَلِ Niye? تَحَرُزُنْ اَنْ لُزُمِ تَسَّوِ الْفَرْعِ مَنْ أَسْلِ Ya eğer faalın fiilen ne varsa, asıl olan fiilen ne varsa, furulara da aynısı olursa, o zaman fer ile aslın tesavvisi lazım gelir. O da caiz değil. Onun için demir-i faal, fiil ve furu-i fiile olur. Bu sefer demir-i faal iki kısım. Bariz olan var müstetir. Bariz olan sade fiile veriyoruz. Müstetiri ikisine veriyoruz. Ta ki fer aslında ne olmasın? Derecesi eşit olmasın. Biri derse niye bariz has kılınmış bu hat için? Bariz içine olsaydı, müstetir sade fiile olsaydı, tersini ne yapmadılar? Diyor ve kusel barizu bilmene, bariz mene has kılınmış, liennel müstekinne ehafu, demir-i müstekin, telaffuz edilmediği için, müstekin barizden daha ehaftır, ve ahseru daha kısadır. Madem müstekin daha kısa, daha hafif. فَهُوَ بِتَعْمِيمِ اَلْيَقُوا وَاَجْدَرُوا فَهُوَ بِتَعْمِيمِ اَلْيَقُوا وَاَجْدَرُوا O tamime daha layıktır. اَلْيَقُوا وَاَجْدَرُوا tefsir. Birini fiil ile furu'ul fiile tamim etmek istiyoruz. Hangisi hafifse onu am yaparsa, hepsinde gelirse daha münasırdır. Bariz müstetirden, müstetir müstekin daha hafiftir, daha nedir? Kısadır. Tamim etmeye o daha layıktır. Onu tamim etti. Müstekin, eddaribetu, zeydun daribun, huve müstetir. Zeydun derebe, huve müstetir. Bak ikisine de geldi. Ama derebtu, bariz fiilde var, vasıflarda bariz yok. Hani daribani, daribun orada elif var, vav var. Oradaki elif vav harftirler,
faalın tesniyesine cemre delalet ediyorlar. Faal değiller. Demir değiller. Eddaribani faal müstetir humadır. Eddaribuna faal müstetir humdur. O elif vav, o demir-i cem'e, demir-i tesniye delalet etmek içindirler. Ve husset barizu bil men'i li'ennel müstekinne. Müstekin, müstekninun müstehricun. İstihraca babın ismi faalidir. Li'ennel müstekinne ahaffu ve ahseru fehve bitamimi elyaku ve ejderu. Oldu mu? Biraz önce demire mutharik isme khas dedik. Taytenise mutharik. Taytenise sakin fiile khas. Niye? Çünkü fiil nisbet zamanı hades. Mana itibariyle isimden daha nedir? Daha ağırdır. Sakin olan te, ehef olan te ona daha münasır. İsim hafiftir. Ona ne? Ona harekeli ağır olan ta daha nedir? Münasır. Demek fiilin, dün fiilin tarifini öğrendik. Bugün fiilin havaslarını öğrendik. Yarın da fiilin aksamlarının tarifi, alametleri neyse ona başlıyoruz. Fiil-i madi, fiil-i mudari, fiil-i emir sırasıyla bunları ne ediyoruz? Açıklıyoruz. Tariflerini yapıyoruz. Eğer varsa havasları ne ederiz? Zikir ederiz. Oldu. Yeterli olsun. Nefâkumullâhu nef'an mubîn. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب